Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Neml suresi 15-22. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Süleyman'ın saltanat sahibi olan, aynı zamanda bir peygamber olan Hazreti Süleyman'ın hayatından, saltanatından bir bölümü bizlere naklediyor. Ve bu münasebetle ufkumuzu açacak hakikatleri bize bildiriyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Burada ilim, peygamberlik ilmi, nübüvvet ilmi. وَقَالَ Ve onlar şöyle dediler. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي O Allah'a hamdolsun ki فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Bizi mümin kullarının çoğuna üstün kıldı. Yani mümin kullarının tamamına demediler. Çünkü her ne kadar Hazreti Davud, Hazreti Süleyman birer peygamber ise de elbette onlardan daha büyük olanlar da var. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberler bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Ve fevga külli zi ilmin alim. Her bilenin üzerinde bir bilen var. Burada peygamber edebini görüyoruz. Kendilerine ilimden çok şey verilmiş olmakla beraber ama bir başkasına daha da fazla verilebileceğinden mümin kullarının çoğuna bizi üstün kılan, taftil eden Allah'a hamdolsun diyorlar. Ve verife Süleymanu Davud'a Süleyman Davud'a varis oldu. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un oğlu. Hazreti Davud'un 19 tane evladı varmış. Bu 19 tane evlat içinde tahta onun yerine geçecek olan Hazreti Süleyman ona nasip oluyor. Böylece saltanat noktasında babasına varis oluyor. Bir de peygamberlik noktasında. Gerçi Tevrat'ta Hazreti Davud, Hazreti Süleyman anlatılırken bunlar daha çok birer kral şeklinde anlatılır. İsrailoğullarının tarihinde iki önemli şahsiyet ve devirleri çok muhteşem geçmiş. Bu manada anlatılır. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlatımında bunların aynı zamanda peygamber olmalarına da dikkat çekiliyor. Ve gale ve Süleyman şöyle dedi. Ya eyyühennâsum, ey insanlar, ullimnâ mantıkat tayr. Bize kuş dili öğretildi. Mantıkat tayr. Tayr kuş anlamında, mantık nutuktan geliyor. Bize kuş dili öğretildi. Ve utina min kulli şey ve bize her şeyden verildi. Burada her şeyden verildi derken yani bir saltanat için gereken neler varsa onlar bize verildi. Yoksa bila istisna her şey verildi anlamında değil. Yani belli bir kayıtla bunu da anlamak gerekiyor. Nitekim daha sonra göreceğiz. Bir kuş bile hüt hüt gelip Hazreti Süleyman'a senin bilmediğini bildim ve senin ihata etmediğin bir durumu ihata ettim deyip ona bilgi getiriyor. Bu manada her şeyin verilmesi, yani onun saltanatı için, maddi manevi saltanatı için gerekli olan her şeyin verilmesi anlamında. Kuş dilinin öğretilmesine gelince insanın konuşması ifade-i meramda bulunmasıdır. Yani bizler Allah'ın verdiği bu dili kullanmak suretiyle iç dünyamızda hissettiğimiz manaları, ifade etmek istediğimiz şeyleri konuşmak suretiyle ifade ediyoruz. Biz bunu ifade ederken diğer canlılar, kuşlar, hayvanlar, onlar da bir takım sesler çıkarıyorlar. Gerçi onlar neler söylüyor biz bilemiyoruz ama en azından şunu anlıyoruz ki onların da o cıvıldaşmaları, mesela kuşların cıvıldaşmaları, kendi aralarında müdavele-i hissiyatta bulunmak, hislerini birbirine nakletmek. Mesela arılar birbirlerine mesaj iletebiliyorlar. Bir yerde diyelim çok güzel çiçeklere rastladılar. Havada dans etmek suretiyle, bir takım hareketler yapmak suretiyle ileride olan arılara bulundukları yerin koordinatlarını veriyorlar ve onlar da oraya gelip istifade ediyorlar. Bu anlamda baktığımızda karıncalar ve daha diğer canlılar, bunların her birisi kendilerine göre bir nevi bir nutuk içerisinde, bir konuşma içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten bunun devamında yine bugünkü okuyacağımız bölümde Hazreti Süleyman'ın kuşlardan biri olan Hütüt'le bir insan gibi konuşması bize anlatılıyor. Devamında da karıncaların konuşmasını Hazreti Süleyman'ın duyması, bu manalar yine anlatılıyor. Dolayısıyla bunları böyle düşündüğümüzde demek ki kuşların da kendi aralarında konuşmaları var. Hatta diğer canlıların da kendi aralarında konuşmaları var. Biz şu an için onların ne dediğini bilemiyoruz ama onlar kendi aralarında bir şeyler söylemekte ve bir mucize olarak da Hazreti Süleyman'a onların dilleri öğretilmiş. İnne hâzâ lehuvel fadlul mubin. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur. Allah'tan apaçık bir ihsandır. Ve huşireli Süleymane cunuduhu. Süleyman'ın askerleri, orduları onun için toplandı. Minel cinni vel insi ve tayr. Cin, insan ve kuşlardan. Fehum yuzeun. Onlar hepsi bir sevki idare altında, zaptu rapt altında ve hepsi sıraya dizilmiş vaziyette. Yani bir ordu nasıl ki resmi geçit yapar, resmi geçitte belli bir tertiple sırayla giderler veya bir ordu hareket ederken bölükler, taburlar halinde belli bir nizam dahilinde gider. Hazreti Süleyman'ın da ordusu sadece insanlardan meydana gelen bir ordu değil, o orduda cinler de var, o orduda kuşlar da var. Ve Hazreti Süleyman bu muhteşem ordusuyla bir sefere çıkıyor. Hatta izâ etev alâ vâdin neml. Neml vadisine gelince, neml karınca demek. Sure adını buradan alıyor. Okuduğumuz sure Neml suresi. Ve bu surede karıncaların konuşması da anlatıldığından sure ismini oradan almış. Karınca vadisine geldiklerinde galet nemletun, karıncalardan biri şöyle dedi. Ya eyyühen neml, ey karıncalar, uduhulu mesakinekum, meskenlerinize girin. Yani onların da yerin altında yaşadıkları yerler var. Oraları onlar açısından hem birer sığınak gibi hem de aynı zamanda meskenleri. Bizim nasıl evlerimiz var, onların da kendilerine göre evleri var. La yahtimennekum Süleyman ve cunudu ve hum la yeşurun. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sakın sizi çiğnemesinler. Yani farkına varırlarsa çiğnemezler. Demek ki Hazreti Süleyman bir peygamber olduğu hasebiyle karınca bile bunun farkında. Yani bunlar karıncayı ezmezler. Karıncaya bile zarar vermezler. Bunun farkında ama farkına varmadan ezebilirler. Çünkü karınca çok küçük bir şey, ordu. Binlerce, on binlerce kimse oradan giderken karıncaları fark etmeyebilirler. Burada tabii karıncaların kendi aralarında konuşmalarını duymaktayız. Ve Hazreti Süleyman da bunları anlıyor. Onların konuşmasını duyuyor. فَتَبَسَّمَ دَاهِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Hazreti Süleyman karıncanın bu sözünden gülerek tebessüm etti. Yani onu duymaktan, onu anlamaktan dolayı memnuniyetle gülerek tebessüm etti. Ve gale şöyle dedi, şöyle dua etti. Rabbi evzi'ni, ya Rabbi bana nasip et. En eşküra nimetekelleti en amte aleyye. Bana verdiğin nimete şükretmeyi bana nasip et. Ve valideyye, ve anne babama da verdiğin nimete karşı şükretmeyi bana nasip et. Ve en e'mele salihan tardahu, ve razı olacağın salih amel işlemeyi de bana nasip et. Ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin, ve beni rahmetinle salih kullarının arasına al. Burada bir peygamber duasını görüyoruz. Mazhar olduğu nimetten dolayı son derece memnun. Karıncaların konuşmasını duymaktan dolayı memnun. Ve bu münasebette dua ediyor. Ya Rabbi, bu senin bana bir nimetin. Bu nimetlerine şükretmeyi, ana babama verdiğin nimetlere şükretmeyi ve bu nimetlerin gereğini yapmayı, yani verilen nimet şükrü gerektirir ve salih ameli gerektirir. Bu şekilde salih amel işlemeyi, salihlerden olmayı bana nasip et diyor. Her nimetin kendi cinsinden şükrü vardır. Hazreti Süleyman da saltanat sahibi bir peygamber olarak
elbette o saltanatı şükürde kullanması lazım. Bu büyük bir sorumluluk. Bir insan mesela aile reisidir. İşte hanımına karşı, çocuklarına karşı sorumluluğu vardır. Ama aynı zamanda bu bir öğretmense sınıfta öğrencilere karşı sorumluluğu vardır. Dersinin hakkını vermesi lazım. Ama diyelim bir başkası muhtar. O da mahalleye karşı, köye karşı sorumluluğu var. Ama bir başkası başbakan veya cumhurbaşkanı. Bu makama gelen birisinin de bütün millete karşı sorumluluğu var. Böyle olunca evet, bir başbakan olmak çok büyük bir nimettir, bir masariyettir. Ama sorumluluğu da ona göre büyüktür. Yani nimetin külfeti de vardır. Ve o nimete şükretmek gerekir. Ve başbakanlık gibi bir nimete şükretmek, onu hak yolunda, halkın hizmetinde kullanmaktır. İşte Hazreti Süleyman öyle bir saltanata mazhar olmuş ki, cinler emrinde, kuşlar emrinde, hatta başka ayette ifade edildiği üzere şeytanlar bile emrinde, bu kadar büyük muhteşem bir saltanatın içerisinde. Elbette bu kadar büyük bir saltanata mazhar olmak şükrü gerektiren bir durum. Bundan dolayı da Hazreti Süleyman bu nimetlere şükredebilmeyi, sadece elhamdülillah demek değil, fiili bir şekilde de şükredebilmeyi Cenab-ı Hak'tan istiyor. Ve tefakkada tayr, Süleyman kuşları teftiş etti. Yani hangisi var hangisi yok durumlarına şöyle bir baktı. Fekale ve ardından da dedi ki, Mâli le aral hüdhüd. Yani niye ben hüdhüdü göremiyorum dedi. Emkâne minel gâibin, yoksa o kaybolanlardan mı? Yani izin almadan çekip gidenlerden mi? Le uazibennehu azaben şedide, ona ben çok şiddetli bir azap vereceğim. Evle ezbahannehu, veya onu böyle keseceğim. Evle tiyenni bi sultanin mubin, veya apaçık bir delille gelirse, mazeretini beyan ederse o zaman kendini kurtarır. Burada Hazreti Süleyman'ın komutanlık yönü nazara veriliyor. Yani komutan otoriter olmalı. Komutan ordusunda kim var kim yok bunları bilebilmeli ve her şeyi zapturapt altında bulundurmalı ve yeri geldiğinde de celalli olabilmeli. Yani küçük ihmaller çok büyük kötü sonuçlara sebebiyet verir. Eğer komutan gevşeklik gösterecek olursa askerde de çok büyük gevşeklikler, lakaytlıklar kendini gösterir. İşte Hazreti Süleyman hem bir peygamber, hem bir hükümdar, hem de bu defa ordunun başında bir komutan. İşte ordu içinde bir nefer olan hüthüt, yani bir kuş bu, hüthüt kuşu. Onun olmaması, gözüne görülmemesini problem ediyor, dert ediniyor. O nerede? Eğer bir mazereti yoksa, mazeret olmadan kaybolmuşsa ben onu cezalandıracağım diyor. Veya onu keseceğim diye tehditli bir şekilde ifade ediyor. Femekethe gayre ba'idin, çok geçmeden çok geçmemişti ki hüthüt geldi. Fegale ve şöyle dedi. Yani hemen özür beyan ediyor. Ehattu bime lem tuhit bihi, senin ihata etmediğin, kuşatmadığın şeyi ben kuşattım, öğrendim. Ve ci'tüke min sebe'in bin nebe'in yakin, Sebe'den, Yemen'deki Sebe'den yakini bir haberle, gerçek bir haberle sana geldim. Burada hüthüdün ferasetini de görüyoruz. Hemen gelir gelmez mazeretini beyan ediyor ve Hazreti Süleyman'ın ilgisini çekecek bir şekilde ona önemli bir haberle geldiğini söylüyor. Ve orada işte bir kavme gidiyor. Oradaki kavmin güneşe taptığını görüyor. Başlarında bir melike var. Belkıs isimli bir melike. O onlara hükmediyor. Onların durumunu Hazreti Süleyman'a anlatıyor. Burada şunu görmekteyiz. Yani kuşlar bile Hazreti Süleyman'a bilgi getiriyorlar. Adeta onun istihbarat ağı ülkenin her tarafını kuşatmış durumda. Hatta ülke dışına uzanmış durumda. Nerede ne olup bitiyor? Kuşlardan bile, uçan kuştan bile adeta haber getire alabiliyor. O kuşlardan bile bu noktada istifade edebiliyor. Kur'an-ı Kerim peygamberleri anlatırken
onların bu gibi cihetlerine nazara vermekle saltanat sahibi olan kimselerin nelere dikkat etmesi gerektiğini onların şahsında bize anlatmış oluyor. Yani saltanat sahibi olan kimseler kendi mülklerinde ve kendi yetkileri alanında neler olup bittiğini bilmeli. Hiçbir şeyi gözlerinden kaçmamalı. Hatta sırf orayla da sınırlı kalmayıp dışarıda neler olup bitiyor onları da haber almalılar. Ta ki ona göre tedbirlerini alabilsinler. Ona göre stratejilerini belirleyebilsinler. Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman örneğini bu şekilde anlatmakla bize önemli mesajlar vermiş oluyor. Günümüzde kuşlardan mesela postacılıkta tarihte de kullanılmış, postacılıkta yararlanılabiliyor. Bir takım mesajlar tarih boyu kuşlar vasıtasıyla gönderilmiş. İşte bazı güvercinler özel bir eğitime tabi tutulmuş ve insanlar bu güvercinlerle çok uzaklara mesajlarını ulaştırmışlar. Demek ki bunun daha ileri boyutları var ve insanlar karıncalardan bile bir şeyler öğrenebilir, kuşlardan bir şeyler öğrenebilir, daha başka varlıklardan yine bir şeyler öğrenebilir. Ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ı hem bir peygamber hem de bir saltanat sahibi hükümdar olarak anlatmakla bize aynı zamanda şu mesajı da veriyor. Bir insan şu hayat yolunda karşısına saltanatla çıkabilir. Bundan da kaçınmamak lazım. Yani peygamberlerden bile saltanat sahibi olanlar olmuş. Bununla alakalı şu noktayı da nazara vermekte fayda görüyorum. İbrahim bin Ethem kendisine maddi saltanat nasip olmuş kimselerden birisi. Kendisi Belh Sultanı. Ancak bir takım olayların neticesinde dervişliği daha böyle ön plana çıkarıyor. Tacı tahtı bırakıp derviş olarak hayatını devam ettiriyor. Abdülkadir Geylani, o da maneviyatta önde gelen maneviyat sultanlarından Gavs-ı Azam. Abdülkadir Geylani İbrahim bin Ethem'le alakalı diyor ki, İbrahim bin Ethem tacı tahtı bıraktı, derviş oldu. Eğer diyor benim devrimde yaşamış olsaydı ben ona saltanatı bırakmamasını söylerdim ve derdim ki Allah sana böyle bir saltanat nasip etmiş. Allah'ın nasip etmiş olduğu bu saltanatı iyi bir şekilde değerlendir, insanlara faydalı ol. Dolayısıyla biz buralara baktığımızda Hazreti Süleyman örneğini Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde demek ki nimetin şükrünü eda etmek lazım. Saltanat nasip olmuşsa da o saltanatı iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bize nasip olan yetkileri en iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Günümüzde insanların saltanatı az bir saltanat değil. İşte Hazreti Süleyman havaya binip 2 aylık mesafeye sabah gidip akşam dönebiliyormuş. Günümüzde uçaklarla normal bir vatandaş da böyle bir saltanatı adeta yaşıyor. Cep telefonlarıyla dünyanın her tarafıyla insanlar görüşebiliyor, konuşabiliyor. Yani ahir zamanda Süleymanvari bir saltanat sadece bazı kişilere değil, adeta kitlelere nasip olmuş. Şu anda da bizlerin hepimizin devamlı şükretmemizi gerektiren geniş imkanlarımız var. Bunları en iyi bir şekilde değerlendirmeyi Allah-u Teala hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.